Üçüncü video, üçüncü prototip, yedinci deneme, kayıt 5. Başlayalım. Bundan önceki videolarda teknik kısımdan fazla bahsetmiştim. Bu videoda biraz daha deneyimlerimi ön plana çıkarmak istiyorum. Projenin basit bir aşamasında takılı kaldık. Bu takılı kaldığım bölümleri izleyelim ve neler yaşandığı anlatayım istiyorum. Bu ilk denemem. İlk denememde bütün ev arkadaşlarımı toplamıştım ve onlarla birlikte deniyordum. Çok inanmıştım ışık yanacağına ama sonuç olarak yanmadı. Burada zorluyorum, daha fazla devir atarsa belki döner diye. Ama hiçbir şey olmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. İlk deneme, herhangi bir sonuç yok. Çok büyük bir emek ortaya konmuş. Zaten matkabı koyuşumdan bir de görürsünüz nasıl olmadı vesaire diye. Bu ikinci denememiz. Yine ev arkadaşımla deniyorum. Bunu da düzelttim bazı şeyleri. Sargı sayısını düşürdüm. Ama mıknatısa yapışan sargı teli kopuyor ve sarılıyor. Bir daha baştan yapmak zorunda kalıyorum. Burada da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu üçüncü denememiz. Burada tam istenilen, hatta fazlası şekilde gerilim görüyoruz. Akım değerlerini ölçmedik. Sonra bir sonraki versiyona geçiyoruz. O da bu. Bunu yapmaya çalışıyorum. Yandan da bunu da yani en az 5-6 defa denedik biliyorsunuz. Ve arkadaşlar olmadı. Kaçak yok. Hatta ve kaçak yok. Çalışıyor. Süper. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Buraya kadarını başardık. Bu arada tekrar denemek istiyorum emin olmak için. Belki de ben yanlış denedim. Bir daha deneyelim. Nasıl ya? Yanlış denemişim ya. Yedi defa bu aşamayı tekrarladım. Tekrar tekrar motive olmak bazen zor olabiliyor. Bu içinde bulunduğumuz şartlarda 3 videoyu da farklı yerlerden yayınladım. İlk videoyu öğrenci evimde İzmit'te yayınlamıştım. Daha sonrasında aile evine dönmek zorundaydım. İstanbul'dan yayınladım. Dünyanın geldiği son noktada da dedemin evi olan Trabzon'da lockdown yaptık. Arka planı ayarlasam ancak bu kadar olurdu. Çise yağıyor. Zaten arka planda da görüyorsunuz sis var. Bilgisayarı da o yüzden korumaya aldım böyle. Bu şartlarda çekim yapacağız. Konumuza geri dönersek farklı deneyimlerinden bahsetmek istediğimi söylemiştim. Biraz kendimden bahsedeyim. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. 4 yıllık üniversitenin 6. yılındayım. Normalde bu dönem bitiyordu ama günümüz şartlarında bir dönem daha uzadı gibi gözüküyor. 6 yıllık eğitimim boyunca farklı işlerde çalıştım, farklı şeylere ilgi duydum. İlgi alanlarım beni getirdiği son nokta olarak buradayım. Şöyle özetleyeyim ki bisiklet projesi, doğa ve kamera olarak buradayım. Şimdi hem yapalım hem de anlatmaya başlayayım. 2. sınıftayken 8 ay boyunca jeneratör, bakım, onarım ve test aşamasında çalıştım. Bu süreçte gelişmekte olan elektrikli motorlar hakkında çok fazla bilgiye sahip olma ve kendimi geliştirme fırsatı buldum. Sonra biriktirdiğim parayla ve annemin desteğiyle Londra'ya gittim. Orada da garson olarak uzun bir süre çalışıp hobilerim için para biriktirdim. Başta kötü anılarım da oldu ama onları sonra anlatacağım. Şehir benim çok sevebileceğim şekilde tasarlanmıştı. Trafiğin neredeyse %40'ı bisiklet kullanıcısıydı. Ben de kendime bisiklet aldım. Sonra bisikletler için sert kurallar vardı. Işıksız trafiğe çıkamazdınız, kaldırımda süremezdiniz, ters yönü kesinlikle giremezdiniz. Bisiklette polisler vardı. Gördükleri gibi ceza yazıyorlardı ve bu cezalar işte toplum düzenini bozma cezası olduğu için tekrar vize almak istediğinizde sıkıntı olabiliyordu. Şunlar şöyle sıkıştırmasaymış. Can you say hi? Thank you. Teyzem bisiklet sürüyor ya. Ama güzel yanları da vardı. Araçlar sizi rahatsız edemez. Yani şöyle ki o ünlü Londra iki katlı otobüsleri siz en sol şeritten giderken orada en yavaş şerit bu. Her şey ters olduğundan dolayı. Neyse sollaması yasak, size korne basamaz. Sizi hiçbir şekilde rahatsız edemez. Bu müthiş bir şeydi. İlk seferinde bir otobüs arkamdan 25 km civar hızla geliyordu. Yol vermek için iyice şeridin soluna yanaştım. Hani beni geçsin gitsin diye. Yine de geçmedi. Ondan sonra iyice gerildim. Türkiye'den yola çıkarak sorun olmasın diye, yani bir sıkıntı çıkmasın diye. İleride durakta yoldan çıkıp yol verdim. Adama da özür diledim. Sürücü bana gerek olmadığını, arkasından gitmenin sorun olmadığını söyledi. Çok şaşırdım.
O günden sonra Londra'da çok keyifli bisiklet sürüşleri yaptım. Bunlardan da sonraki bölümlerde bahsedeceğim. Şimdi projeye dönecek olursak her bir sargıyı test ederek ilerledim ve sorunsuz şekilde tamamladık. Sargının çalıştığını bu şekilde görebilirsiniz. Şasi olmadığını şöyle göstereyim. Artık denemeye korkuyorum ama evet, gördüğünüz gibi yok. Uzun uğraşlar sonucu 7. prototip teste hazır. Sıcak silikonla şasi yapmasını engelledim. Bunlar bizim gerilim alacağımız sargı uçları. Bu parçayı buraya yerleştirip bu şekilde. Ondan sonra daha sonrasında bu parçayı burada motor vasıtasıyla çevirerek bunun etrafında döndürüp gerilim indikleyeceğiz. Bir dahaki bir bölümde test aşamasına geçiyoruz. Proje fikrinin geldiği nokta çok farklıydı. Bisikleti aldığımda lamba da almam gerekiyordu. Çünkü bisikletli polisler vardı, bunlar ceza kesebilirdi. İşte hızlıca bir lamba aldım, 10 pound verdim. Böyle ufak bir lambaydı, pilliydi. Toplamda 3 gün kullanımda 3 saatten 10 saate yaklaşık sürede bitti ve ondan sonra pil almaya gittiğimde benden 5 pound pil parası istediler. Tam o anda Türk aklım çalıştı, bu böyle devam edemezdi. Restoranla çalışırken şunu fark ettim. Birçok kurye bizim restorana geliyordu ve öğle aralarında işte power banklerini, telefonlarını şarja takıyorlardı ve bir saatlik oyalanarak bunları şarj ediyorlardı. Oysa böyle basit bir parça olup bunu basit montajla takabilselerdi sorunu çözebileceklerini düşündüm. Daha sonrasında Türkiye'ye geldiğimde bu projeye başladım. Çünkü Londra'da yaklaşık bir seneye yakın süre kaldım ve artık garson olarak kalamazdım. Yaşıtlarım iş sahibi olup yuva kurarken ben kendi hayatımla ilgili ne yapıyordum? Bu sorular iyice aklımı kurcalamaya başladı. Artık projelerimi bitirmem gerekiyordu ve aynı zamanda hobilerimle de zaman ayırmak istiyordum. Bir şekilde bisikletle alakalı projeler geliştirip aynı zamanda bunun bölümüyle alakalı olup bunu kayda alıp ve doğada yapmak beni şu anlık tatmin ediyor. Ama diğer bir sıkıntı para kazanma mevzu. Biliyorsunuz bu mevzular duygusaldır. Bu yüzden tekrar bu yaz 15 Temmuz'da Londra'ya gitmek için hazırlanıyorum. Ama bu sefer Londra'da garson olarak çalışmayacağıma dair kendime söz verdim. Dolayısıyla projemi 5 Temmuz'a kadar bitirmem gerekiyor. Bu benim deadline'ım. Belki yurt dışında da satma imkanı bulurum. Şu an bu beni motive etmek için yeterli oluyor. Tekrar denemeye devam ediyorum. Süreci izliyorsunuz. Ben de projeyi geliştirirken ve kayıt altına alırken farklı kişiler oluyorum. Kayıt alan ve kurgulayan kişiliğin nasıl sona ereceğini çok merak ediyor ve editlerken çok heyecanlı şekilde izliyorum. Mucit kısmım bir yandan iç çatışmalar yaşarken bir yandan bunu yapmak zorunda olduğu için kendine güvenmek zorunda. Ve bir bisiklet kullanıcısı olarak böyle bir ürünün çıkışını heyecanla bekliyorum. Siz de böyle hissediyorsanız takip edip, yorum yapıp, beğenmeyi unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilir ve beni motive edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bilmiyorum ne haldeyim. Yürüdüğüm aynı zaman.